Yani hayırlı olan amelleri yapınız
إذا اجتمعوا لهذا الخير فقولهم وكلامهم باطل مردود عليهم. أليس مولود الشريف إنكار edenlerin herhangi bir sağlam ve şer'i bir dayanakları yoktur. Yoktur. Mevlid-i Şerif'i haram kılanların bir senetleri ve dayanakları yoktur. Peygamber Efendimiz'in Mevlid-i Şerif'iyle toplanıp bir araya gelmek, onu kutlamanın şirk olduğunu iddia eden ve bu münasebetten dolayı müminleri şirkle itham eden insanın bir dayanağı yoktur. Onun bu isnedi batıldır, reddir ve dinde aslı olmayan bir durumdur. ويكفرون المسلمين إذا توسلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أو استغاثوا بالأولياء أو تبركوا بقبور الأنبياء والصالحين. هؤلاء لا دليل لهم في شرع الله، بل نقضوا الإجماع وخالفوا الحق. Peygamber Efendimiz'in mevlid-i şerifini yapan insanlara karşı çıkan, Peygamber Efendimiz'i vesile kılan, Peygamber Efendimiz'in mevlid-i şerifini yapan, evliyaların, salihlerin kabirlerini ziyaret eden, peygamberlerin ve salihlerle tebellük eden, insanların bu amelini reddeden ve İslam dışı sayan bu insanların dedik hiçbir şer'i isnatları delilleri yoktur. Ve onların bu inkarları alimlerin icmaını ve hakkın hilafıdır. يُحَرِّمُونَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ عَقِبَ الْأَذَانِ جَهْرًا وَيَمْنَعُونَ مِنْ حَمْلِ الْمِصْبَحَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَيُحَرِّمُونَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَلَى الْأَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَهَذِهِ فِكْرَةٌ جَدِيدَةٌ لَيْسَتْ مِنَ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ. Ezandan sonra cehren yüksek ses ile Peygamber Efendimiz'e salavat getirmeyi haram kılmaktadırlar. Müslümanın Allah'ı zikretmesi için eline tesbih almasını, tesbihi tutmasını haram kılıyorlar. Ölmüş olan Müslümanların ruhlarına Kur'an-ı Kerim okumayı haram kılıyorlar. Bunların dedik dayanakları kesinlikle şer'i bir isnada dayalı değildir. وهؤلاء هم الذين كفروا المسلمين لأنهم يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون مدد يا رسول الله. فبُنَّى مُسْلِمَانَ حَقْسِزْ يَرَتَكْفِيرَ مَكْتَدِرْلَرْ. Çünkü Müslümanlar Allah Resulü'nü tanzim ediyorlar. Müslümanlar el-meded ya Resulallah, yardım ya Resulallah dediklerinden dolayı Müslümanları haksızca tekfir etmektedirler. وَيُكَفِّرُونَ مَشَايِخَ الطُّرُقُ الصُّوفِيَّ الصَّالِحِينَ كَالشَّيْخ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلَانِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ وَشَاهِ نَقْشَبَنْ وأحمد الرفاعي الكبير والإمام الجنيد البغدادي، بل ولا يرون عبرة لأويس القرني رضي الله عنه وأرضاه. Bunlar sadık olan, salih olan tarikatların şeyhlerini ve kurucularını tekfir etmektedirler. Bunlar Şeyh Abdülkadir el-Cilani'yi, Şeyh Ahmed el-Rifai'yi, Şah-ı Nakşebendi, Cüneyd el-Bagdadi'yi tekfir etmektedirler. Çünkü bunlar tarikat sahipleri, müessesleri oldukları için ve bunlar Uveys el-Qara'yı dahi kale almazlar ve ona hiçbir önem vermezler. Ve ba'da kul hâzihi d-dammât ve ba'da kul hâzihi l-belâya yaz'umûn ennehum selefiyye. Bütün bu batıl olan iddiaları, bütün bu batıl olan görüşleri bu belalardan sonra kendilerini nasıl görüyorlar? Diyorlar ki bizler selefi grubundanız. فَهَذِهِ الْاُمَّةِ لَا تُجْمِعْ عَلَى ضَلَالَةِ وَاُمَّةُ مُحَمَّدْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ أمة معصومة بجملتها من أن تكفر
أو أن ترتد أو أن تكون على باطل. Bu ümmet kesinlikle ve kesinlikle bir dalalette, bir sapıklıkta toplanmaz ve icma etmez. Bu ümmet kendisine rahmet ve merhamet edilmiş olan bir ümmettir. Efendimizin bu ümmeti, bu ümmetin çoğunluğu batıl olan bir şeyle birleşmez ve o şeyle kalmaz. فَذْكُرُوا لَنَا كُلْ مَنْ جَاءَ وَذُكِرَ ومر في التاريخ من الأولياء والصالحين من عهد الصحابة وإلى اليوم، هل هم إلا أشاعرة وما تريدية وما كان عليه الرسول وما أجمعت عليه الأمة من أن الأولياء الصلحاء لهم كرامات وكل هؤلاء في أهل السنة والجماعة وليس في أعدائهم. Tarihe bir bakalım, geçmişe bir bakalım. Gelmiş geçmiş olan bütün evliyalar, bütün salih zatlar, bütün sadık insanlar ya eşhalidir ya da makulididir. Bu sadık olan evliyalar ve bu keramet sahibi insanlar ehl-i sünnet ve cemaatın dışında değiller. Bunlar hepsi ehl-i sünnet ve cemaattandırlar. Ehl-i sünnet ve cemaattan olan bu büyük zatların kerametleri zahirdir ve mevcuttur. فَأَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْأَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيدِيَّةِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَفُضَلَاءُ الْحَنَابِلَةِ وَالصُّوفِيَّةِ الْأَصْفِيَاءِ كلهم من أهل السنة والجماعة. رفعت شافي مثلا من نوصم أحمد بن حنبل وديال أهل السنة يعني gelmiş geçmiş bütün أولياء büyük zatlar salihler bunlar hepsi hangi gruptandırlar? Hepsi ve hepsi أهل السنة والجماعة grubundandırlar. Gelmiş ve geçmiş bütün büyük zatların hiçbiri أهل السنة والجماعة ضشنا ديد. وهؤلاء ليس فيهم ولي واحد. أما bu insanları inkar eden, amellerini reddeden o grupların içerisinde tek bir salih, tek bir evliya insan bulunmamaktadır. يكفينا شرفا يكفينا عزا أننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu ve şeriatı üzerinde bulunmamız bizlere bir izzet ve şeref olarak kafidir. Yekfina izzan ve şerefen annena ala kademi Ebi Bekir'in Sıddık radıyallahu anhu ve arda. Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anhu'nun ayaklarının izinden gitmemiz bizlere şeref olarak yeterlidir. يكفينا عزا وشرفا أننا على قدم عمر بن الخطاب الذي اهتزت الأرض في زمانه فضربها بعصاه وقال اسهدي ألم أعدل عليك فثبتت الأرض. بزدان عمر رضي الله عنه ayaklarının onun gitmiş olduğu o izinde ve onun yolundayız. O Umar ki yer ayaklarının altında sarsıldı. Umar asası ile yere vurdu. Sabit kal. O titreme ey yer. Ben senin üzerinde adaletli davranmıyor muyum demişti. Yekfina şerefen ve izzen ennena ala tarikati emirin mu'minin zinnureyn hatemi Resulillah Osman bin Affan men testahi minhu'l melaike. Bizlere izzet ve şeref olarak
İzzet ve şeref olarak yeterlidir. Yekfina izzen ve şerefen. Şeyh Mustafa.
etmemiz bizlere izzet ve şeref olarak kafidir. وَالَّذِي كَانَ مِنْ كَرَامَاتِهِ أَنَّهُ عِنْدَمَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ قَامَ أَمَامَ النَّاسِ وَلَفَّ كَفَنَهُ عَلَيْهِ وَكَبَّرَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. Bu Sultan Şeyh Mus Evliya'nın kerametlerinden, bu bize kafidir. Vefat ettiğinde ölü bir vaziyetteken kalktı, kefenini üzerine sardı, cenaze namazını kılanlarla birlikte cenaze namazına katıldı. وَهَذَا لَيْسَ بِعَزِيزٍ عَلَى اللّٰهِ فَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Bu kerametler Allah'ın evliyalarına verdiği bu kerametler Allah'a zor değildir. Yüce Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir. وَمِنْ كَرَامَاتِهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ اَنَّ حَرِيقْ مَعْدِينِ الْمَشْهُورِ فِي الْقَرْنِ السَّادِسِ وَالَّذِي بَقِيَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ يَأْكُلُ فِي الْقَلْعَةِ وَلَمْ يَنْطَفِئْ yalnız ben.
السلطنة العثمانية أمام كل رجالات الدولة في قصر الخلافة واستمر إلى نهاية الدولة. سلطان سليمان'ın izinde olmamız bizlere izzet ve şeref olarak kafidir. Bu Sultan Süleyman ki Osmanlı Devleti Sarayı'nda Efendimiz'in kutlu doğumunu yapmıştı. Efendimiz'in kutlu doğumunun yapılmasına izin vermiş ve bizzat onlar kutlamışlardı. Biraz önce unuttuğum meseleyi de sizlere hatırlatacağım. Fatih Sultan Mehmet ve ordusu, Osmanlı Devleti'ndeki bu büyük zatlar Allah Resulü'nün amamesini, Allah Resulü'nün cübbesini, Allah Resulü'nün kılıcını çıkarırlardı. Onunla teberrük etmek için onu meydana çıkarırlardı. İşte bu Eş'ari ve Maturidi grubundan olan bu topluluk Ehl-i Sünnet ve Cemaat hak olan yoldadır. يَكْفِينَا عِزًّا وَشَرَفًا أَنَّنَا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ سُلَيْمَانُ فِي مَحَبَّةِ الرَّسُولِ وَتَعْظِيمِ شَأْنِهِ وَالتَّبَرُّكِ بِآثَارِهِ وَلَيْسَ صَحِيحًا مَا يُكْذَبُ وَيُفْتَرَى عَلَيْهِ فِي الْأَفْلَامِ وَالتَّمْثِيلِيَّاتِ وَالتَّلْفَزِيُونَاتِ مِنَ الْأَخْبَارِ الْكَاذِبَةِ الْمُلَفَّقَةِ. Sultan Süleyman'ın izinden gitmemiz, onun yolunda olmamız bizlere bir izzet ve şereftir. O Sultan Süleyman ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü kutlar, Efendimiz'i tazim eder, Efendimiz'in kadrini kıymetini gerektiği gibi bilirdi. O öyle bir zat, öyle bir insan idi. Ama zamanımızda bazı televizyon kanallarında veya bazı hikayelerde, dergilerde ona atfedilen, ona atılan o şeyler iftiradır ve kendisi onlardan beri ve uzaktır. يكفينا عزا وشرفا أننا على طريقة ونهج السلطان عبد الحميد خان ابن السلطان عبد المجيد العثماني الذي لم يقبل أن يتنازل عن فلسطين والذي أصدر مرسوما سلطانيا بالاحتفالات بذكرى مولد النبي في الممالك العثمانية ولا سيما في المدينة المنورة. سلطان عبد المجيد الأولان سلطان عبد الحميد الإزنداء أبو سعيد كوكبري خدم السلطان صلاح الدين الأيوبي.
عزا وشرفا أننا مع كل تقي صالح كردي أو تركي أو تركماني أو عربي أو من أي جنسية كان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التركي رضي الله عنه، وصلاح
العبرة بالتقوى. Bizden biraz önce dedik, Habeşistanlı olan Bilal el-Habeşi ve aslı Farisi olan Ebu Hanife ve Farisili olan Selman ve Türk olan Fatih Sultan Mehmet, Kürmanç olan Kürt olan Salahaddin el-Eyyubi. Biraz önce bizler hepsinden misaller verdik. Niçin? Çünkü Allah nezdinde en mertebeli, Allah nezdinde en kıymetli, en faziletli olan, takvada en üstün olandır. Ve hâda sultan Muhammedun el-Fatih el-lezî emara bi tibâ'ati kitâb-i zahîrâ ve fîhî akîdetu ehl-i sünneti vel cemâ'a. Allah mevcudun bilâ mekân. Allah leysa cismen. Allah leysa hacmen. Allah la yeskun-i semâ. Allah la yeclis alel arş. Fatih Sultan Mehmet El-Zahîrâ kitabının te'lifini yapmış ve onun basımını emretmiştir. El-Zahîrâ. El-Zahîrâ kitabı. Bunda Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın akidesi, inancı vardır. Yüce Allah Celle Celaluhu mekansızdır. Yüce Allah Celle Celaluhu hiçbir şeye benzemez. Yüce Allah Celle Celaluhu cisimlere benzemez. Allah-u Teala mekanda olmaktan beridir. İşte bu Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın akidesidir. Ve hâbe sultan Salahuddin el-Eyyubi الذي أمر بتدريس كتاب العقيدة الصلاحية في كل الولايات التي كانت تحت حكمه، وفي هذا الكتاب وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيهه، قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان. هذا من 800 سنة فيه الله موجود بلا مكان. سلطان olan Salahaddin Eyyubi radıyallahu anhu, kendisi akide salahiyye diye bilinen akideyi yazdırmıştır ve onun hükmü altında bulunan bütün topraklarda bu akidenin okumasını emretmiştir. 800 yıl önce telif edilmiş bu akidede ne var? Allah-u Teala zamandan mekandan münezzehtir. Mekan yok iken Allah vardı ve benzersizdir, hiçbir şeye benzemez. Yüce Allah Celle Celaluhu mekandan, zamandan, herhangi bir yerde olmaktan münezzehtir diye buyurmuştur. İşte bu Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın akidesidir. فَاللّٰهُ لَيْسَ رُوحًا وَلَيْسَ لَهُ رُوح وَلَا يُشْبِهُ الْأَرْوَاحِ. Allah-u Teala ruh değildir. Allah-u Teala ruhlara benzemez ve Allah ruhlardan da değildir. Allah-u münezzehun anil hayyati ve şekli ve sura. Yüce Allah şekillerden, suretlerden, şemallardan münezzehtir. Allah-u münezzehun anil harekati ve sekenati ve ittisalat. Allah-u Teala hareketlerden, sükunetlerden, sükunetlerden, duruşlardan ve bir şeylere benzemekten münezzehtir. Bir şeye yapışık olmaktan münezzehtir. Allah-u münezzehun anil elvan ve anil mümessat. Yüce Allah renklerden, bir şeylere bitişik olmaktan da münezzehtir. Münezzehun anil culusi vel ku'ud. Oturmaktan Allah münezzehtir. Münezzehun anil cihadi vel emakin. Bütün yönlerden, bütün mekanlardan da Yüce Allah münezzehtir. Akidatul Enbiya.
yapıyorum. Kendisinden razı olsun. Ve sevgili misafirler,